babam ailemizin hiçbir ferdini sabah namazının ezanı okurken yatakta istemezdi. Bu çok önemli bir olay. Ve hiçbirimize bir fiske vurmadı. Ama öyle bir manevi heybeti vardı ki giderken hepimizi kaldırırdı. Namazdan sonra en az 3 saat Kur'an ve ilim tahsilidir. Bura çok önemli bir hayat bu. Esas bize o öğretti yani. Akşam bizim evimiz tümüyle kız çocukların Kur'an talim yeridir. Onun için ablalarım da hepsi Osmanlıca külliyatı okumuşlardır. Öyle bir Allah rahmet eylesin yani. Yalnız Akgündüz çok şikayetçiydi bundan. Biraz dili uzun bir evlattım ben. Ben ilkokula bitirdim ilkokulu. 2 sene beni ortaokula göndermedi. Köyde okudum. Göndermedi. Ben de babamın yüzüne çıktım. İsyan ettim. İsyan derken yani hürmet içinde. Ya baba dedim tarlanı bölsek bir evlek düşmez. Evlek derler bizde. Yani bir dönümün onda biri gibi bir şey. Yani dedim bu kadar çocuk niye göndermiyorsun beni yani? Çok harika bir şey söyledi. Allah rahmet eylesin evladım. Bir gün gelecek ki dedi Osmanlıcayı bildiğin için ve bu haline sabrettiğin için Cenab-ı Hak sana çift maaş verdirecek devlet tarafından dedi. Hayır, 1986'da çift değil, 4 kat maaş verildi. Başbakanlık Osmanlı Arşivine müşavir olarak atandığımda yardımcı doçent olarak maaşım 125 bin liraydı. 32. madde gereği 274 bin lira ilave maaşla başladım ben. Yani neredeyse 4 kat veya 3 kat maaş aldım yani. Sırf Osmanlıcayı bildiğim için tabii.